Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları, bürokratlar, sayın basın mensupları, ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Diğer konulara girmeden önce Sayın Bakan, şu konuyu dile getirmek durumundayım. Bakın 2021-22 eğitim ve öğretim yılı döneminde İŞKUR üzerinden düzenlenen toplum yararına program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda güvenlikçi atamalarında büyük eksiklikler var, sıkıntılar var. Bu konu iki yönden önemli Sayın Bakan. Birincisi, çok sayıda çalışanımız, gencimiz bu nedenle işsiz kalmış durumda. Ama ötesinde okulların güvenliğiyle ilgili ciddi sorun var. Ve son dönemde de özellikle uyuşturucu yaşının küçük yaşlara kadar indiği bir dönemde okulların güvenliği, çocuklarımızın güvenliği çok daha büyük anlam ve önem kazanmakta. Velilerden, okul aile birliklerinden, bölge muhtarlarından gelen çok sayıda şikayet var. Bu konularda bir önlem alınması gerekirdi. Şimdi burada işsizlikle ilgili değişik görüşler ifade edildi. Sizin sunum kitapçığınızda işsizlik oranları, efendim iktidara bağlı arkadaşlarımız sanki ülkede işsizlik kalmamış gibi bir takım söylemlerle işsizlikle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Sizin sunum kitapçığınızda da işsizlik 2022 Ağustos ayı itibariyle %9.8'e kadar düştüğünü ifade ettiniz. Şimdi değerli bakanım ve değerli milletvekili arkadaşlarım, bakın bu ülkede işsizlik olup olmadığını bir iş ilanı açıldığında görebilirsiniz. Şu an gençlerimizin üniversite bitirmiş olanlar dahil ne iş bulursam yaparım diyen durumlara kadar düşmüş durumda. Yani üniversite mezunu gencin temizlik işlerine talip olduğu, hizmetli işlerine talip olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Efendim 100 kişilik bir iş ilanına 10 bin kişinin, 20 bin kişinin müracaat ettiği bir dönemi yaşıyoruz ve siz böyle bir döneme işsizlikle ilgili efendim önemli gelişmeler kat ettiğinizi ve de işsizlik sorunu çözdüğünüzü ifade etmektesiniz. Bu kesinlikle doğru değildir. Hayatın bir gerçeği var. Sokaklara baktığınızda çok sayıda vatandaşımız işsiz durumda. Yani işsizlikle ilgili maalesef rakamları belki değişik yöntemlerle arttırmış olabilirsiniz ama gerçek öyle değil Sayın Bakan. Şimdi bakanlığınızın en önemli sorunu veya sıkıntısını ben şuna bağlıyorum Sayın Bakan. Bu ülkede ekonomi kötüye gittiği müddetçe bakanlık olarak sizin bakanlıkla ilgili performansınızın yükselmesi veya bakanlık verilerinin düzelmesi çok kolay olmayacak. Şimdi son dönemde bazı düzenlemeler yapıldı sizin bakanlığınızla ilgilendiren ve yapıldı denilen bazı hususlar var. İşte yakın tarihte önemli bir kısmı, sayısal anlamda da bir kısmı Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Ben şunu söyleyeyim Sayın Bakan, bakın son dönemlerde yapılan gerek sizin bakanlığınızı ilgilendiren birçok konu, gerekse diğer düzenlemelerin hemen hemen çoğunu seçime dönük düzenlemeler. Ve seçim olmasaydı aklınıza dahi, yani iktidar olarak söylüyorum, aklınıza dahi gelmeyecek olan konulardı. O nedenle bu yapılan düzenlemelerin çoğunluğu önümüzdeki yapılacak olan seçim nedeniyle bugün gündeme getirilen konular. Her defasında söylüyoruz, burada da bir kez daha hatırlatmak, tekrarlamak istiyorum. Bakın bizim eleştirilerimiz siyasidir, siyasetçidir bizim muhatabımız. Bürokratlarla ilgili bir eleştirimiz en azından bu ortamda kesinlikle yoktur. Bizim muhatabımız siyasetçidir, biz siyasi eleştiri yaparız. Bu bürokratlar devletin bürokrattır, hepimizin bürokrattır. Sonucu itibariyle iktidara bağlı değildir bürokratlar. Yani bürokrat arkadaşların da değerlendirmelerini buna göre yapmaları gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Şimdi 2022 yılı gerçekten ekonomi anlamda çok büyük sıkıntıların yaşandığı, paranın değerinin gerçekten eridiği bir dönem oldu. Geçen yıl bugünlerde bütçe görüşmeleri yapılırken, bakın hem bütçeyle ilgili daha yapılmadan bu bütçe eriyor dedik, uyardık ve asgari ücretle ilgili de düşüncelerimizi
yine ifade ettik. Ancak 2850 TL'den işte 4250 TL'ye çıktığında kahramanlık destanları yazıldı neredeyse diye ifade edilen asgari ücret ilk ödemesi, yani işçinin eline ilk asgari ücret geçinceye kadar eridi. Ve sonrasında belki de uzun bir aradan sonra asgari ücretle ilgili yeniden değerlendirme yapılmak zorunda kalındı. Çünkü sizin asgari ücret olarak verdiğiniz rakamın gerçek alım gücünün çok düşük olduğu ortaya çıkmıştı. Bakın, biraz önce iktidara bağlı bir arkadaşımız şunu söyledi. Dedi ki, asgari ücret seviyesine kadar olan gelirlerle ilgili vergiden, gelir vergisi ve damga vergisinden muafiyet işte getirdiklerini ifade ettiler. Ben buradan şu konuyu anlatayım size, eğer siz unuttuysanız. Bakın, bu konuyla ilgili madde Plan Bütçe Komisyonu'na geldiğinde getirilen teklif sadece asgari ücret alanlar yönünden bir muafiyeti öngörmekteydi. Biz de muhalefet olarak başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere o gün saat 11'de eğer toplantı başlamışsa 18'e kadar bizim bu konudaki mücadelemiz devam etti. Dedik ki muhalefet olarak, bu muafiyet sadece asgari ücret değil, asgari ücrete kadar gelir elde eden tüm çalışanlardan bu muafiyet tanınsın. Ancak o dakikaya kadar, 18'e kadar arkadaşlar ne anayasaya uygunluğunu anlattılar, kanun teklifini savundular. Sonra da toplantıya Sayın Elitaş geldi, grup başkan vekiliniz olarak. Asgari, diğer gelir elde eden çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinden vazgeçtik dediler. Bu sefer onu övmeye başladılar. Yani bu süreç de böyle gelişti. Daha geçen yıl oldu. Biz hatırlıyoruz. Merak etmeyin. Vallahi öyle oldu. Nasıl bu kanun teklifinin kabul edildiğini, bizim mücadelemizde asgari ücret üzerinden maaş alanların gelirlerinden asgari ücret seviyesine kadar olanların gelir ve damga vergisinden efendim muaf tutulması kesinlikle bizim mücadelemizde gerçekleşmiştir. Bunu bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. Bakın, emeklilere ikramiye meselesi her dönemde tartışma konusu olur. Evet, ben buradan emeklilerimize seslenmek istiyorum. Bakın, bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim vaadimizdi. Her emekliye dini bayramlarda, yani yılda iki kez bir asgari ücret seviyesinde en az ikramiye vermekti. Bunu iktidar önce karşı çıktı ama baktı ki doğru bir iş, kabul etti ve yapmak zorunda kaldı. Ancak bugün ödenebilen rakam 1100 TL. Şimdi 1100 TL'nin alım gücüyle ilgili çok değişik tartışmalar burada da yapıldı, ifade edildi. Ancak ben tüm emeklilere buradan seslenmek istiyorum. Önce 1000 TL olan, şimdi 1100 TL olan bu ikramiyenin gerçekten değeri çok düşük. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz en düşük asgari ücret seviyelerinde emeklilerimize ikramiye vermeyi buradan taahhüt ediyoruz. Şimdi bakın, en düşük emekli devlet memuru aylığıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Efendim, 2002'den işte bugünlere kadar en düşük emekli maaşını efendim kat kat arttırdığınızdan bahsettiniz. Ben de şöyle bir hesap yapmıştım. Biraz önce de benzer bir hesap bir arkadaşımız tarafından ifade edildi. Bakın, bugün en düşük emekli devlet memuru aylığı bayram ikramiyeleri dahil Sayın Bakan'ın ifadesiyle 6.261 TL. Sayın Bakan, bugün bir çeyrek altın 1.700 TL olarak kabul edersek 3.7 çeyrek altına tekabül eder. Sizin beğenmediğiniz 2002 tarihinde ise 377 TL ile 11.7 çeyrek altına tekabül eden bir durumdaydı. Yine diğer maaşlar gibi ödemeler de baktığınızda bugün
alım gücüyle yani gerçek değerlerin itibariyle baktığımızda maalesef ki ödenen paraların 2002'den bile çok geride olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidarında inşallah çalışanlarımız hak ettiği ücreti alacaktır diyorum. Bütçeniz hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz ve ilgili kurumların. Ben Sayın Bakanımız ve tüm bakanlık personeline başarılar diliyorum ve bütçelerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Emek ve emeğin hakkı için yaptıkları hizmetin çok önemli olduğu anlayışı bilinciyle. Sayın Bakanım, öncelikle bütçeden bir iki kelime söylemek, sormak istiyorum. Bakın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinin 2022 yılında merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı 4.79'muş oransal olarak. 2023 yılında 3.59'a düşmüş. Bir diğer deyişle merkezi yönetim bütçesi 2022'ye göre %155.3'lük bir artış gösterirken bakanlığınızın bütçesi %91'de kalmış. Yani hem göreceli olarak hem de geçmiş döneme göre merkezi yönetim bütçesine oranlı olarak gittikçe yine eriyen, azalan bir bütçeye sahipsiniz. Bunun neden olduğunu baştan sormak istiyorum. İkincisi, Sayın Bakanım, daha çok şey konuşuldu, edildi ama hele hele bu ölümlü iş kazaları, efendim cinayet, katliam denebilecek maden faciaları, cinayetleri bunlar ortada iken sizin bu alt program performans göstergeleri içerisinde bir başlık var. Alt program hedefiniz. İş kazası ve meslek hastalıkları ile etkin mücadele edilerek iş sağlığı ve güvenliği sağlanacaktır. Bu alt program hedefinin 4 nolu performans göstergesinde oransal olarak 2022 yılında 5.3 ölümlü iş kazası oranını 100 binde 5.3 olarak öngörmüşsünüz. Ve 6.5 olmuş. 2023, 24, 25 hedefleriniz hep 6.3, 6.2, 6.1. Yani hiç mi bunu böyle sıfıra doğru götürme telaşınız yok? Bu beni açıkçası ölümlü iş kazalarının devam edeceğine yönelik bir bakanlığınızda bir genel bir kanaat olduğu düşüncesiyle beni rahatsız etti. Bunu da ayrıca belirteyim. Evet, Sayın Bakanım, tabii işsizlik hepimiz bahsediyoruz. OVP hedefinizde %9.6'ya düşürmek vardı ama sizin verdiğiniz rakamlar iki gün önce TÜİK'in yaptığı açıklamanın da gerisinde kalmış. Eylül 2022'de 15+ yaş grubunda işsizlik oranı sayısal olarak işsiz sayısı 120 bin kişi artmış 3 milyon 482 bin kişiye 0.3 puan artışla %10.1 seviyesine ulaşmış ki atıl iş gücü oranı yani geniş tanımlı işsizlik olarak da ifade edebiliriz. O da %20'nin üzerine çıkmış 0.4 puan artışla. İşsizlik konusu halen güncelliğini koruyor. Sendikalaşma oranında TÜİK'in 22 Temmuz 2022 tarihi itibariyle verdiği rakamlara göre toplam işçi sayısı 15.987.428 içerisinde. Toplam sendikalı işçi sayısı 2.280.000 yani %14.26'lık bir oran. Ocak 2022'de bu 14.32'ymiş. Yani bu oranda bir düşüş olduğunu da görüyoruz. Tabii kayıt dışıları saymıyoruz burada. Kamu işçilerinin de neredeyse tamamı gerçi sendikalıyken özel sektörde sigortalı işçiler arasında sendikalaşma oranı %7. Hani bu %14 de yanıltmasın. Özel sektörde bu %7 civarında. Eğer sendikalaşmada bu artışın temel nedeni son yıllarda ekonomik koşulların yani sendikalaşmadaki düşüşün
temel nedeni son yıllarda ekonomik koşulların yaşam pahalılığının giderek giderek artıyor olması nedeniyle çalışanlarımızın bu çaresizliğini sendikal mücadeleyle çözülebileceğine olan artan bir inancıyla olsa gerek. Ancak buna rağmen iktidarınızın baskılarıyla sendikalaşma artışı ve mücadeleci sendikalar yerine işveren ve iktidar güdümlü sendikalarda olduğunu görüyoruz. Genel işler kolunda belediyelerde sendikalaşma oranının %50 düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sendikalaşma oranı 2003 Ocak ayında %58 iken, hani hep 2002 ile 2022 arasında bir kıyas yapılır da, bir de bu emek adına baktığımızda 2003 Ocak ayında sendikalaşma oranı %58 iken Temmuz 2022'de bu %14.26'ya düşmüş. Tamamen iktidarınızın döneminde neredeyse 42-43 puanlık bir düşüş. İşçi sayısı da 4.486.000, sendikalı işçi sayısı 2.717.000'miş 2003'te. Bugün %14.26. Resmi sendikalı işçi sayısı 2.281.000 diyoruz ama bunların sadece 1.600.000'i, yani toplam işçilerin %10'u toplu iş sözleşmesi kapsamında. Bu da ayrı bir garabet. Yani işçilerimizin ancak ve ancak %10'luk bir kısmı toplu iş sözleşmesi yapabiliyor. Esasen gerçek sendikalaşma oranı da bu değil mi? Toplu iş sözleşme hakkı olmayan sendikacılık olabilir mi? Özel sektörde bu toplu iş sözleşmesiyle sendikalaşma oranı %5,5. %5 ile 6 civarında diyeceğim ama %5,5. Ayrıca %1'lik örgütlenme barajı da sendikalaşma önünde büyük bir engel olarak görünüyor. İşsizlik sigorta fonu, evet bunu biliyoruz, gelir kaynakları işte %1 işçi primi, %2 işveren primi, %1 devlet katkısı ve diğer işte faizden gelen gelirler, diğer gelir ve kazançlar. Bu fon kuruldu 99 yılından bugüne, yani 2022 Haziran'a kadar 22 yılda 376 milyar lira toplanmış. Bakın 376 milyar lira toplanıyor 22 yılda. Bunun 157,5 milyar lirası işçi işveren primi, 52,8 milyar lirası devlet katkısı, 155,8 milyar lirası faiz geliri. Her neyse, peki ne kadar harcama yapılmış? 270 milyar lira. Peki bu 270 milyar liranın ne kadarı gerçekten işçinin işsizlik için sorununu çözmeye yönelik karşılanmış? Kısmi çalışma ödeneğini, nakit ücret desteğini de dahil edersek, hani o işverene verilen pandemi dönemindeki destekleri de bunun içerisine dahil edersek, bu 270 milyar lira yapılan harcamanın sadece 94.8 milyar lirası işsizlik adına, işçinin talebini, sorununu ortadan çözmek üzere kullanılmış. Geri kalanı hazinede istihdamı teşvik, destek ve diğer iş gücü programları için kullanılmış. Tabii GAP içinde ayrıca yapılan aktarmalardan bahsetmiyorum. Son olarak size tabii şunu da sormak istiyorum. Küresel İşçi Hakları Endeksi var. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun her yıl dünyadaki çalışma koşullarını değerlendirdiği Küresel İşçi Hakları Endeksi. Bu 2022 yılı raporunda Türkiye'nin çalışanlar arasında dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında sayıyor bu endeks. Nedeni de 3 temel nedeninden bahsediyor. İşte sendikalar üzerindeki baskılar, grev haklarının baskılanması, grevdeki işçilere yapılan şiddet uygulamaları. İkincisi, sendika yöneticilerinin gözaltı ve tutuklamalarla ve evlerine yapılan baskınlarla baskı altında tutulması ve sistematik sendikalaşmanın sistematik bir şekilde engellenmesi. Bu konuda herhalde söyleyeceğiniz, yapacağınız bir şeyler vardır. Bir iki konu da Sayın Bakanım, bu biliyorsunuz öğretmen evleri ve akşam sanat çalışanlarının talepleri vardı. Bu konuda sizinle, daha doğrusu ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bir soru önergesi verdim. Ama bir çalışan hakkı olduğu için belki bu konuda sizin de bir dakika buna müdahale edelim diyebileceğiniz bir durum olabilir diye sizin de dikkatinizi çekmek istiyorum.
öğretmeni ve akşam sanat okullarında taşeronda çalışan personel, hiçbir ayrım yapılmadan toplumun her kesimine hizmet veren bu çalışanların kadroda ayrım yapılmadan kısmi süresiz sözleşmeli ve taşeron işçilerle eşit iş ve ücretle kadro verilmesinin devletimiz ve kamu yararına olacağını düşünüyorlar. Bir başka çalışan kesim kamu şefleri yönetici grubunda olmalarına rağmen, şube müdürleri gibi görevde yükselme sınavıyla atanmalarına rağmen her yönüyle ötelenen ve mağdur durumda bırakılan kamu şeflerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınması bir hakkın verilmesidir. Bu konuyu da dikkatinizi çekiyorum. Sayın Başkanım, bir konuya daha dikkat çekerek sözü bitireceğim. Tabii çok var ama bu birkaçını ifade etmiş olayım. Bir de hava kurtarma ve yangın söndürme teknikerleri var. Bunlar da ARFF memuru pozisyonunda istihdam ediliyorlar. Ancak bunlar mülkiyeti koruma ve güvenlik programı, sivil savunma ve itfaiyecilik, itfaiyecilik ve sivil savunma ve itfaiyecilik ve yangın güvenliği gibi ön lisans programı mezunu olmalarına rağmen tekniker pozisyonunda değiller. Genel idari hizmetlerde sınıfındalar. Bunların da mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyorum. Bakanlığımızın 2023 yılı bütçesi çalışanlarımız adına, emeklilerimiz, işçilerimiz, emekçilerimiz adına hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken elbette milletvekilleri arasında da bazı tartışmalar oluyor. Ama bence tartışmanın biri çok gereksiz bence. O gereksiz tartışma nedir? İşte eskiden Kemal Kılıçdaroğlu döneminde SSK'nın durumu neydi, bugün nedir? Bu tartışma çok da gerekli bir tartışma diye görmüyorum ben. Çünkü bir kamu kurumunun açıkları, gelirleri, giderleri bürokratlara bağlı olmaktan öte o dönemlerdeki hükümetlerin politikalarına dayalıdır ve bağlıdır. SSK veya Sosyal Güvenlik Kurumu söz konusu olduğunda da buranın gelirleri kanunla belirlenir. Gelir artışlarına ihtiyaç varsa siyasi iktidar, meclis çoğunluğuna sahip olan partiler gelir artışlarıyla ilgili tedbirler alırlar. İlave harcamalar yapılması gerekiyorsa o harcamalara da yine mecliste yasama faaliyetleri sonrasında belirlenir. Nihai olarak da bunun politikasını belirleyen siyasi iktidardır ve hükümettir. Dolayısıyla ben hiç ömrümde kamu açıklarıyla bağlantılı olarak veya kamudaki özel bir yerdeki açıkla ilgili olarak, örneğin SSK veya sosyal güvenlik açıklarıyla ilgili bu kurumun başında bulunan bürokratların suçlandığını hiç duymadım. 31 yıldır meclisteyim, çok değişik hükümetler geçti. Son 50 yılın büyük politikacılarıyla aynı mecliste sürekli beraber olduk. Ama hiçbir milletvekilinin aklına bürokratlara saldırmak, hücum etmek diye bir şey gelmemiştir. Ama genel başkanların aralarında yaptıkları polemikleri bu komisyona taşımanın da doğru olduğu kanaatinde değilim. Neden değilim? Yani siyasi genel başkanlar polemik yaparlar her zaman. Bu siyasetin çeşnisi olur. Siyasete duyulan ilgiyi de artırır. Vatandaşların ilgisini de yükseltir. Ama burada aslında teknik bazı çalışmalar yapılmaktadır. İşin aslı üzerinde görüşmeler devam etmektedir. Bu nedenle o bürokratlara yönelik tartışmaların buraya taşınmamasının doğru olduğu kanaatindeyim. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dediğimiz zaman iş hayatının, çalışanların sorunlarını dile getiriyoruz ister istemez. Ama pek çok sorun var. Mesela işsizlik başlı başına bir sorundur.
veya çalışanların ücret düzeyi aynı şekilde çalışma hayatıyla ilgili temel sorunlardan biridir. Özellikle asgari ücretin düzeyi ve genel çalışanların ortalama ücretinin ne olduğu önemli bir sorundur. Kayıt dışı çalışanlar yine aynı şekilde son derece önemli. Hem çalışıyorsunuz hem de hiçbir sosyal güvenlik hakkınız yok, emeklilik hakkınız yok, sağlık sigortasından yararlanmıyorsunuz. Bunların düzeyi çalışma hayatı açısından önemlidir makro baktığımızda. Çocuk işçiliği önemlidir, çalışma saatleri önemlidir, iş güvenliği önemlidir. Pek çok önemli konu var. Ve kamuda ücret adaletsizliği veya göçmen işçiler gibi konular da devreye girebilir. Fakat burada önemli olan hadisenin şu olduğu kanaatindeyim. Verilerin doğru veriliyor olması, yani olan bitenin doğru bir şekilde kamuoyuna şeffaf bir şekilde yansıtılıyor olabilmesi lazım. Eğer bu saydığımız sorunlarla ilgili verilerin kamuoyuna yansıtılması konusunda tereddütler varsa, doğru olmayan taraflar varsa, burada yapılan analizlerde de eksiklik olmaktan öte doğru bir sonuca ulaşmak mümkün olmaz. En bilinen verilerden biri işsizlikle ilgili veridir. Her ne kadar TÜİK hazırlıyor ise de bu işsizlik verilerini elbette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kendisiyle bağlantılı verilerle ilgili de müdahil olması lazım veya ilgili kurumla sürekli diyalog halinde olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi işsizlik verilerinin hesaplanmasında TÜİK'e sorarsanız ILO standartlarına göre bir hesaplama yapılıyor. Yani Uluslararası Emek Örgütü hangi standartları belirlemişse o standartlara göre hesap edildiği söyleniyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bir kere istihdam edilmeyenler, çalışmayanlar işsiz kabul ediliyor. Veya son 3 ayda iş aramış olan ve 15 gün içinde bir işte istihdam edilebilecek durumda olan kişiler işsiz sınıfına giriyor. Eğer 15 gün içerisinde çalışabilirim demiyorsa o işsiz sayılmıyor. Veya son 3 ay içerisinde başvuru yapmamışsa bu da işsiz sayılmıyor. Böyle bir tanımda aslında Batı ülkelerindeki insan davranışlarıyla bizdeki insan davranışları arasında fark olduğu için aynı sonuca çıkmayacağını düşünüyorum. Özellikle de başvurular. Yılgınlıktan, ihmalkarlıktan, nasıl olsa başvursam da iş çıkmaz düşüncesiyle iş başvurusu yapmayanlar Türkiye'de çok daha fazladır. Yani bu davranış biçimlerindeki farklılıktan kaynaklanan bir şey. Böyle bir davranış farklılığı ise işsiz sayısının doğru tespitini engelleyen en önemli husustur. Bunun analiz edilmesi lazım. Hatta işsiz tanımına girenlerde de sorun var. Mesela bu ILO standartlarına göre yapılan çalışmada bu hesaplamaya göre iş bulma ümidi olmadığı için son 3 ayda iş aramayı bırakmış olup da iş bulsa çalışacak olanlar girmiyor. İş bulsa çalışacak. Bu yok. Veya mevsimlik işlerde çalıştığı için iş aramayan ama sürekli iş bulsa çalışmaya hazır olanlar da yine aynı şekilde işsiz sayılıyor. Ev kadını, emekli, İras sahibi, 1.000 liralık bir daireden geliri var. Sen iradın var, o halde işsiz değilsin denebiliyor. Öğrenci ya da engelli, yaşlı veya hasta ama bu özelliklere sahip olduğu halde iş bulsa çalışmaya hazır olanlar yine işsiz sayılıyor. Ve diğer nedenlerle de aynı şekilde iş aramayan ama iş bulduğu zaman çalışacak olanlar işsizlik
kapsamı içerisinde değerlendiriliyor ve işsiz listesine alınıyor. Ama tüm bunlardan öte bazı hesaplarda zaman zaman karartmalar oluyor. Mesela eskiden sürekli olarak bu işsizlik verileri verildiği zaman kayıt dışı çalışanlarla ilgili bir oran görürdüm ben. Yani %30'un üzerindeydi bu. Yani çalışıyor göründüğü halde, işsiz görünmediği halde TÜİK rakamlarına göre hiçbir sosyal güvenlik kurumuna üye olmayan, emeklilik hakkı olmayan, sağlık sigortası olmayan %30'un üzerinde çalışan gözükürdü. Bu sütun biraz buharlaşmışa benziyor. Ben şeylerde taradığım verilerde bunu göremiyorum. Bence son derece önemli bir veridir. Bunun korunması lazım. Ve diğer alt detaylarında görünmesi lazım. Ama bundan da öte şöyle bir durum var. Bu söylediğim tanım çerçevesinde kaç kişinin çalıştığını, kaç kişinin çalışmak için başvuru da bulunmadığını nasıl tespit ediyoruz? Yani bunun tespitin yöntemi ne? Bu yöntemle ilgili de sağlam bir bilgiye ulaşamadım veya eskiden vardı. Sonradan bunlar internet ortamından da siliniyor galiba. Ama bildiğim kadarıyla bu anketlerle belirleniyorsa, eski bilgilerime dayanarak öyle bir şey hatırımda kalmış. Bu anketlere dayanarak yapılan işsizlik oranlarının hiç doğruyu göstereceğine inancım yoktur. Onun için Sayın Bakanlığın TÜİK'le irtibatlı halde bu noktaların daha anlaşılır hale getirilmesine çaba harcamasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.